İyi akşamlar Gökalbat Yavaş Bilim Sohbetlerinin değerli izleyicileri. Bu akşam sizlerle Mehmet Zafer Gedik hocamızın sohbetinde birlikte olacağız. Her zamanki gibi ekip arkadaşlarımızı önce tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Vildan Tuğyanoğlu. Sevgili Afif Sıddıkî hocam bizimle. Merhaba hocam. Merhabalar, iyi akşamlar Vildan'cığım. İyi akşamlar. Merhaba Güneş Artun. Merhaba, iyi akşamlar. Ve merhaba Sümeray Ayan. Ekip arkadaşlarımdan Sümeray Ayan ve Burak Pak bu akşam sahne arkasında. Konuşmamıza başlamadan önce Zafer Hoca'yla ben önce kendisi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Lisans eğitiminizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde bitirmiş Zafer Hocam. Ve daha sonra Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış. Bilkent Üniversitesi'nde 87 ve 2002 yılları arasında bir dönem çalışmış. Daha sonra 2002 yılında National Institute of Standards and Technology'de çalışmış. Bir süre 1997 yılında Napoli'de, 93-94 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 90 yılında da Zürih, İsviçre'de çalışmalarına devam etmiş. Esasen ben Zafer Hocam'ı kendi lisansüstü arkadaşlarımdan Onur Pusulu'nun çalışmalarından biliyorum, ortak işlerinden. Zafer Hocam'ın aktif çalışma alanları kuantum enformasyon kuramı ve kuantum hesaplama üzerine. Hocam bir sürü ödülünüz var. Onlardan bahsetmeden geçmek istiyorum ama yani çok kıymetli bir konuşma olacak bizim için de. Bu akşam kuantum neden zaman üzerine konuşacağız. Sözü size vermek istiyorum. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani hem böyle bir faaliyete girdiğiniz için, ayrıca davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi tabii isim hem Gökova'nın göküyle başlayan bu isim, hem de arkasından yavaş bilim birçok şey hatırlatıyor. Ben küçük araya birkaç tane böyle PowerPoint yansısı koyarak başlamak istiyorum. Onların üzerinden konuşuruz. Ama etkileşimli gidersek, yani böyle sorular, cevaplar olursa çok memnun olurum. Çünkü yazı tahtamız da var. Üstünde bir takım şeyler, sorular üzerine bir şeyler karalayabiliriz, konuşabiliriz. Takipçilerimiz, seyircilerimiz için şunu söyleyeyim. Aramızda profesyoneller olabilir. Gerçekten bu alanda çalışan... Tabii ki onlarla da etkileşim halinde olalım, çok memnun oluruz. Ama onun dışında lisans öğrencisi, lise öğrencisi, fiziğe, kuantum mekaniğine meraklı veya onun dışında tamamen böyle bir hobi. Ya işte Gökabat böyle çok güzel faaliyetler yapıyor. Ben bugün de tıklayayım, canlı seyredeyim, sonradan seyretmek yerine soru sorayım demek isteyenler olursa lütfen çekinmesin. Çünkü bu etkinliklerin amacı bu. Burası böyle şey, çok katı kuralların olduğu, belli kalıplarla soruların sorulduğu, eski zamanlarmış onlar, bir ders yapısı değil, bir etkileşim, toplumla etkileşim yeri. Yani bir anlamda bizim bu kapalı kapılar ardında gibi gözüken, aslında öyle olmayan yaptığımız işlerin herkese buluşması. Ve bu sorularınızda lütfen kafanıza takılan şeyleri küçümsemeyin. Şu anlamda söylüyorum. Yaklaşık 30 yıl herhalde yuvarlak hesap meslek hayatımda en çok motivasyon veren, en çok düşünmeme neden olan, belki de bir şeyler bulmaya iten sorular birçok kez böyle saf, alan dışı insanların ama düşünen insanların, yani kafasında böyle bir şeyleri düşünüp yaratıcı olan insanların sorularından gelmiştir. O yüzden lütfen sorularınızda katılımda çekinmeyin. Şimdi ben herhalde ekran paylaşabiliyorum değil mi? Şey, co-host vesaire işler için diyorum. Şöyle yapsam ve burada tam ekrana geçsem
geçemedim. Oluyor mu? Bir daha deneyeyim. Görebiliyor musunuz şu an? Startup dedi demek ki gelmek üzere. Tamam. İşte bir miktar zaman oluyor. Tamam. Bu arada belki şeyi söyleyeyim izleyicilerimize. Yani Gökabat, işte Gökova, Akyaka bilim ve akademi dostları. Yani bu illa bilimsel ve akademik olmak zorunluluğu taşımıyor. Evet. Ve evet aynen de bu. Zafer hocamız da... Dost olmak kafi. Dostum hakikaten benim bana kuantum mekaniğini öğreten insandır Zafer hocam. Ve onun sayesinde çok şey öğrendim. Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyken. Ama ondan sonraki o dostluğu sayesinde de o sohbetlerim sayesinde bilhassa Akyaka'da da yaptığım sohbetlerde çok şeyler öğrendim. Şimdi tekrar size bırakayım hocam sözü. Çok teşekkürler. Şimdi görebiliyorsunuz değil mi? Tamam. Şimdi halen olabilir. Ben de maalesef çok ileri bir zamanda keşfettim bu zenginliği. Gökova'da, Akyaka'da bulunmamış olanlar varsa bu tipik bir Akyaka manzarası. Su kaynıyor, dağlardan akan doğal su bu çakılların altından çıkıyor. Üstünde burada gördüğünüz birbirinden güzel deniz canlıları var. Altında da başka şeyler var. Değişik tür balıklar ve mis gibi bir yer havası. Afif hocanız söylemişti senede kaç gün kapalı olduğunu. Son gittiğimizde o 2018 etkinliğinde bir gün yağmur bastırdı. İşte yarı kış. Dedi ki işte istatistik şu kadar, senede 3 gün mü 4 gün mü kapalı ya da yağmurlu oluyormuş. Gerçekten öyle oldu. Ertesi gün adı gibi gök bir ova açıldı. Pırıl pırıl. Bu etkinlik aramızda konuşurken ne yapalım ne edelim diye elbette hani bir tabii ki kuantum işte çalışma alanları nedeniyle kuantum hesaplama enformasyon kuramı kuantum mekaniğinin temelleri anahtar kelime ama neden şimdi diye sorduk. Onu konuşacağız ama ondan önce müsaade ederseniz hazır böyle resimli bir şey yapma fırsatı olmuşken kara tahtayı da ya da yeşil tahtayı da arada kullanırız. Sizinle bir resim paylaşacağım. Herhalde bu kamuoyuyla ilk kez paylaşılıyor. Sene 2018. İlk etkinliğimiz. Resimde gördüğünüz hocalarımız, o ilk etkinlikte bulunan hocalarınız, bilenler biliyorlar. Ve hem işte etkinlik sırasında birçok konuşmalarımız, sohbetlerimiz oldu ama bir ara küçük bir boşluğumuz oldu konuşmalarımız sırasında. Ya dediler işte şey yapalım, burası Akyaka, işte doğa, deniz, temizlik, bir şey yapsak, gurme etkinliği nasıl yapalım? Bir sashimi veya seviçe, çeviçe diyen var ama aslında seviçe, işte Latin Amerika usulü. Gittik balıkçıdan gördüğünüz gibi bir kılıç balığı aldık. O toplantıda herkes vardı. Fizikçiler vardı, felsefeciler vardı, sanatçılar vardı. Sanatçılar arasında Tolga Bey, Tolga Çandar vardı. Bizi böyle bir kılıç balığıyla geçerken görmüş, onu sonradan öğreniyorum. Çünkü biz kendisiyle birkaç ay sonra bir de Antalya'da bir psikiyatri kuş okulunda karşılaştık. Şey dedi, o siz miydiniz kılıç balığıyla geçen diye. Biz gittik bu balığı bir restoranda, bir kısmı işte sashimi şey yapıldı, bir kısmı işte yendi. Sonra da akşam Tolga Çandar'ı dinlemeye gittik. Gökabad'ın başlangıcıydı. O zaman bu ad var mıydı çok emin değilim ama Gökova etkinliklerinin, bu faaliyetlerin başlangıcıydı. Umarım bu fiziksel bir araya gelişler hep devam eder. Bu resimde ara ara bakacağımız bir resim olur. Benim bir kısmında bulunduğum, bir kısmını bildiğim aslında ikisinde bulundum öyle diyeyim ya da pardon birisinde bulundum. Bir resmi paylaşmak istiyorum sizinle. Bu sivil toplum örgütleri dediğimiz şeyler var ya, ben bizim bu faaliyetleri, Gökabat vesaire biraz o sınıfta görüyorum. Yani bir tür sivil bilim kuruluşları diyelim. Bir takım insanların elini taşın altına koyup hiçbir gerekçe yokken aslında tamamen içten gelen bir motivasyonla bilim, fen, sanat, edebiyat, felsefe diyerek bir şeyin üstüne gitmesi.
Bundan önce bildiğim ama bulunmadığım, maalesef bulunmadım. Yani gidip Şirince'de bulundum ama matematik köyünde işte Ali hocanızla herhangi bir etkinliğe katılmadım. Orası var. Hemen onun yanında biraz daha az bilinen Eskişehir'de Çakılarası köyü var. 2000, o da 2018 miydi? Çok emin olamadım. Ya 2000, evet galiba o ara şu o gördüğünüz benim bir vadiye karşı bomboş bir yer. Ekip 10 kişi filan, yani matematik köyünün onda biri, yüzde biri mertebesinde bir ekip. Kalınan yerlerde su yok, elektrik yok. Hani tam böyle şey, doğayla iç içe bir yer. Bir alttaki de Bilimler Köyü, Foça'da bu arsası, şu an artık yapılmış binalar var. Daha genel bir çerçeve içerisinde değişik alanlarını, bilimin, sanatın değişik alanlarını kapsayan bir şey. Bu arada şey resmini koymadım çünkü içinde olduğumuz için Gökabat'ın, Akyaka'nın. Akyaka başka etkinliklerle de değişik, hem matematikçilerin hem 2005 senesindeki mesela bu Türk Fizik Derneği konferansını gayet iyi hatırlıyorum. Bir merkez olmuş ama herhalde Gökabat adı gibi buraya damgasını vuracak, faaliyetlerin devam edeceği bir yer olacak diye umuyorum. Bunu şu içinde bulunduğumuz dönemde belki uzaktan sanal olarak takip ediyor olacaksınız. Ama her şey güzel olduğunda, normal hayata döndüğümüzde sizleri umarım orada da görebileceğiz. Evet, neden yavaş bilim? Ben sormadım Afif hocamıza veya ekibine. Ama bu bir anahtar kelime. Klişe bir takım şeyler söylemek, bir takım böyle kurallar koymak bilim insanlarına yakışmaz. Ama kişisel tercihleri insanların olabilir. Bana sorarsanız bilim yavaş yürür. Ne tür bilim yaptığınıza bağlı. O yüzden bu ilk duyduğum zaman işte bu dediğim bir olay. Kulakları çınlasın. Şimdi benim yanımdaki ofisin bir yanı, şu an ofisindeyim. Tahmin ediyorsunuzdur belki tahtadan. Güvenç hocanız var. Güvenç Şahin. Endüstri mühendisliğinde. Şimdi Almanya'da. Yani böyle bir dönemde sabbatical, işte şey teknik bir terimdir sabbatical bilmeyenler için. Yani akademisyenler hayatlarının belli dönemlerinde belli bir yere giderler, ziyaretçi olurlar. Sabat, şabattan gelir. Tatil anlamındadır ama aslında tatil değildir. Başka bir akademik kuruluşa çalışmaya gidersiniz. Şu an burada yok. Bir gün ofisinin kapısında şeyi gördüm. Bu yavaş bilim, slow science diyor. Hani küçük böyle bir yeşil vardır ya, üstüne siyah şeyle asmış. Gördüm, okudum, biraz da haberdarım. Ofisinin kapısı açık. Genelde bizde ofis kapıları açık olur. Orada ofisinde oturuyorum. Ben ofisin önünden şey gibi geçiyorum. Sanki uzay istasyonunda yürüyormuş gibi geçiyorum. Ağır adamlar. Ya da ayda yürüyormuş gibi hafif uçarak. Ne oluyor filan hocam dedi. Yavaş bilim yapıyorum dedim. Böyle bir şey yaptı. Ya, hayatta bir kez bir şey yaptım o zaman. Yok dedim Güvenç. Yani birebir katılıyorum. Cidden bu yavaş bilim temel, zor bir takım konularda çalışmak istiyorsanız ve bir takım şeyleri de göze alarak yapmanız gereken bir şey. Bakın bu benim bir yerden yine alıntıladığım bir resim. Altına kaynağını yazdım. Abartı değil bu resim. Şu anki sistem. Yani buna mutlaka bir kapitalizm diye yapıştırmayın, bir şey diye yapıştırmayın. Ama ister istemez buna getiriyor. Yani bilim insanlarını, ya şunu çözün, bunu yapın. Bizim işte şu araştırma geliştirme problemimiz var. Bunu edin. Biz size zaten bunun için para veriyoruz. Tarzı bir şey. Bu da çok yanlış bir şey değil. Toplumun, endüstrinin, insanların ihtiyaç duyduğu şeyler var. Mesela şu an koronayı düşün, değil mi? Bir sorun karşımıza çıkıyor. Aşı bulunması lazım. Elbette ki bilim insanları buna çare bulmaya çalışacaklar. Bir göktaşı geliyorsa, dünyayı çarpmak üzereyse bunu nasıl yok ederiz diye tabii ki kafa yoracaklar. Bundan bahsetmiyorum ama temel bilim, hele böyle işte kuantum mekaniğinin temelleri vesaire dediğimiz zaman bu şunu çöz, bunu hallet veya bunu yaparsan bundan hangi patent çıkar, bu bize ne kadar gelir getirir diye yapılabilecek şeyler pek değil. Yavaş bilim biraz buna, ya bizi de unutmayın. Yani tamam herkes yavaş böyle yapmasın ama ne olur, bu olmazsa bilimde bazı sorunlar çıkar ileride diyen bir akım. Onun için
her yerde, bu arada herkes de bunu yapmak istemiyor, onu söyleyeyim. Birçok kişi böyle arkasında böyle kurulmuş bir şekilde bunları yapmak, bilimden aslında bu şekilde mutlu olmak durumunda. Bazıları öyle. Ama tercihlere dikkat etmek lazım. Hocam, hocam tercihlerden daha ziyade konuların getirisi de, yani ihtiyaca yönelik çalışılan konular da var. Ama örneğin bazı konular gerçekten günün ihtiyacı değil ama belki 100 yıl sonra karşımıza çıkacak bir probleme cevap olacak. Tabii, tabii. Evet, ama işte onu bilemiyoruz. Yani 100 yıl mı, 10 yıl mı, 1 yıl sonra mı, hiç belli olmuyor onlar. Belki hiçbir şeye cevap olmayacak ama üzerinde yapılan tabii, çalışmalar tabii, da. Tabii. Ama orada doğayı anlamak çok önemli. Tam böyle bu, aslında bu Bilden hocanızın bu sorusu çok kritik. Şeyi kısa böyle 1-2 dakikalık bir kayıt gördüm geçenlerde YouTube'da. Tony Leggett'in Nobel ödülü alırkenki konuşmasından bir parça. Abrikosov da galiba o sene almıştı sanıyorum, o da vardı o resimde, videoda. Şeyi söylüyor. Yani bir şeyi anlamak üzerine konuşuyor. Ve diyor ki daha önce sizlerin daha önce de yapılmış olabilir. Hani bunu söylemekten kastım. Onu yaptınız, ondan patent aldınız falan değil. Yapılmış bir şeyi yaptığınızda bundan makale bile yazamazsınız. Çünkü zaten yapılmış. Ama anlamak önemli. Bunu söylüyor. Yani siz bir konuya giriyorsunuz. Belki zaten yapılmış bir şeyi biraz daha değişik bir şekilde bir daha yapıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Sonra ötesine gidiyorsunuz. Bu çok önemli. Ama şeyi de anlayışla karşılamak lazım. Bir üniversiteyi çevirmek. Şimdi biz devlet diyoruz ama devlet şey değil yani, topraktan para fışkırıyor değil, değil mi? Bir, mutlaka bir maddi kaynak lazım. Özel, Türkiye'de yok, vakıf diyoruz hep onlara, ama üniversitelerimize baktığımızda çok doğal bir şekilde sizin bir harcamanız var. Bunun karşılığında bir şeyler bekliyorsunuz. Tabii ki orada araştırmacılarınızın bir takım sorunları çözüp dışarıdan endüstriyel sorunları çözdüğü için destek almasını bekleyebilirsiniz. Bu araştırmalarınızın önemli bir kesimine yön de verebilir. Ama büyük işler, önemli, temel işler her zaman böyle yapılmıyor. Şeyi hatırlarsınız belki, 90'lı senelerde çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam Physics Today'de böyle bir Einstein karikatürü. İki tane kare koymuşlar. Amerikan Fizik Derneği'nin şeyidir, popüler dergisidir Physics Today. Einstein bisiklete biniyor. Tek başına, altına Big Science, büyük bilim yazmış. Öbür tarafta bir tane atom reaktörü var. Small Science, işte öylesin. Hani aslında bilim değil anlamında bir şey yazıyor. Evet, bu böyle. Nereden baktığınıza bağlı. Mesele bunlar ürün çıkarmak, bir şeyleri çözmek. Üniversite sanayi işbirliği yanlış değil asla. Gayet güzel, gayet özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli. Ama temelleri tamamen unutmayalım. Yani hep böyle bir kantar topuz meselesi bu. Küçük iki tane şey göstereceğim. Kuantum iki nokta üst üste. Neden şimdi? Neden şimdi? Çünkü Avrupa Birliği kuantumda bir şeyler oluyor diye uyandığından değil. Bütün dünya bunun farkında. 100 yıl sonra kuantum mekaniği oluşturulduktan sonra bu teori, 100 yıl sonra artık mühendislik aşamasına geldi. Kuantum mekaniği hep oradaydı. Matematiği, fiziği, uygulamaları. Kuantum mekaniği, şimdi herkes böyle çarpıcı yanlarını konuşuyor. Schrödinger'in kedisi, Wigner'in arkadaşı vesaire. Ama kuantum mekaniği çok ilginç bir teori. Tam çarpıcı yanını bir yana bırakın. En sıra dışı tahminleri bile deneylerle gözlenen, insanlık tarihinin, entelektüel tarihinin görmediği kadar başarılı bir şey. Bir istisna yok. Bu böyle diyor, öyle çıkıyor. Şöyle şöyle diyor, kesin burada bir boşluk çıkacak, bu böyle olmayacak diyorsunuz, matematiksel olarak hesap yapıyorsunuz, deneyde de zaten öyle çıkıyor. İnanılmaz bir şey. Çok büyük bir başarı. İnsan tabii ki, şu şey yine, karikatürlerden konuşuyorduk, hani vardı ya, hatırlarsınız, şimdi arasam bulurum, siz de internetten bulursunuz. Duydun mu diyor şey, enişten işte relativiteyi keşfetmiş, enişten değil diyor, Einstein diyor, olsun insan yine gurur duyuyor diyor. Evet, yani insan gerçekten böylesine başarılı bir teori görünce gurur duyuyor. Yani fizikçi olmanız, kuantum mekaniğine uğraşıyor olmanız gerekmiyor. Ama bu manifestonun
yayımlandığı zaman 2016 artık dünyanın ya burada bir şeyler yapmaya başladı. 90'larda başlıyor. Kuantum hesaplama, kuantum teknolojileri Avrupa Birliği de ya ne olur siz de uyanın. Doğu böyle gidiyor. Okyanusun öteki tarafı şöyle gidiyor. Biz de bir şey yapalım diye. Bunun üzerine oluşturulmuş bir toplumsal duyarlılık. Kabaca bir devrim geliyor deniyor. Bir büyük gelişme var. Biz de bunun dışında kalmayalım diyor. Hocam, bu arada tam ekran paylaşmadığınız için biz bütün yani bir sonraki slaytı da görerek gidiyoruz. İstediğiniz buysa bilemeyeceğim ama bizim için... öyle mi oldu? Ben neden öyle oluyor? Afifçim şeyden mi? Muhtemelen o işte full screen yapmamız gerekecek hocam onu. Display settings'ten düzeltiyorum. Ama display settings'e gelirseniz hocam oradan yukarıda. Yani belki böyle devam etmek isterseniz o çok önemli değil. Yani hiç önemli değil. Hani öyle dediğin için. Şimdi burada duplicate slideshow var. Full screen olması lazım orada seçenek. Böyle bir şey var ama bu mu? Herhalde. Değil mi? O seçenekleri biz göremiyoruz hocam. Ama yani şu an siz mesela tek sayfa mı görüyorsunuz? Ben şu an full screen görmeye başladım. Tam sayfa. Biz full screen görmüyoruz. Allah Allah. Yani çok önemli değil. Sadece hani... Tamam. Ben şu an mesela o değişikliği yapınca daha tamamen bir sayfayı görmeye başladım. Öbür sayfayı görmemeye başladım. Yani bir değişiklik oldu. Sizde hiçbir değişiklik olmadı mı? Bizde olmadı hocam. Belki şöyle yapabilirim o zaman. Yeniden paylaşma. Şey yapabilirim. Tüm ekranı paylaşıp şöyle yapsam. Şu an ne görüyorsunuz bilmiyorum ama. Yavaş yavaş paylaşıyor gördüm. Zaten yavaş bir gün sohbet. Tamam. Evet. Evet. Çok da önemli değil. Yani bir sonrasını görmeniz de çok önemli değil. Takipçilerimizin, seyircilerimizin görmesi. Şimdi bu 2016 işte kuantum manifestosu. Bunlar da tabii şeyden ödünç alınmış laflar. Birinci devrim, ikinci devrim. Hem devrim kelimesi hem manifesto. Ama burada şey uyandırılmak isteniyor. Ya Avrupa uyan. Dünya buraya gidiyor. Doğumuzda ve batımızda. Bu oluyor. Biz de şunu yapalım diye. Herkes tabii kendi içinde bir dinamizm. Yani Amerika'nın kendi içinde bir dinamizmi var. Rusya'da, Çin'de farklı şeyler var. Japonya ayrı bir yerde gidiyor. Ama kuantum neden şimdi kısmının ekonomik ve teknolojik bir motivasyonu bu. Yani nedir bunlar? Kuantum mekaniği artık dört ana başlıktı, hatta onu beşe de çıkardılar ama yine biz öyle toparlayalım. Haberleşmede doğrudan doğruya farklı noktalar arasında bugün kullandığımız interneti düşünün, kuantum internetine dönüştüğünü düşünün vesaire. Arkasından işte altta görebiliyor musunuz bilmiyorum, bir şey çok hafif harflerin rengi ama benzetimciler dediğimiz şey simülatörler. Yani nedir? Çözmek istediğimiz, anlamak istediğimiz sistemler var. Fizikte var, bir de uygulamada var. Mesela bir ilaç, bir molekül, dinamini anlamak istediğimiz herhangi bir sistem var. Onu gidip çözemiyorsunuz. Denklem belli ama o denklemi bilmek ile çözmek farklı şeyler. Öylesine karışık ki. Ama ne yapıyorsunuz? Onun benzeri başka bir sistem yapıyorsunuz. Oyuncak halini yapıyorsunuz. Maketini yapıyorsunuz ama dinamik bir maket bu. Ev maketi gibi değil. Bir şeydeki mimarlıktaki maket gibi değil. Dinamik bir maket. Ve o maket kuantum mekaniğinin kurallarına göre çalışıyor. Orada ne olacaksa bunu burada yapıyorsunuz. Hani duruma göre bir kara deliğin bile kopyasını yapabiliyorsunuz. Ve onun üstünde bir şeyler yapabiliyorsunuz. Algılayıcılar yani dedektörler. Bu aslında belki uygulamaya en yakın alan, bizim de Türkiye olarak içinde en çok bulunduğumuz alan. Kuantum mekaniği ilkelerine göre, ona göre çalışan çok hassas aletler. Buna atom saatleri de katabilirsiniz. Çok duyarlı manyetik alan ölçümlerine, mesela bu şey var ya, kafatasımızda işte üstüne koyup da
beynin manyetik alanını ölçtüğümüz aygıtlar vesaire, bunların daha ilerlemiş hallerini düşünebilirsiniz. Bu alana geliyor ve kuantum bilgisayarları. Kuantum bilgisayarları tabii ki isim olarak çok çekici geliyor. Çünkü bilgisayar öyle bir şey ki, bu biz bunu koyacağız, her şeyi yapamayacağımız şeyleri yapabiliyor diye. Orada küçük bir hatırlatma, takipçilerimiz muhtemelen bunu başka yerlerden duymuşlardır ama kuantum bilgisayarları klasik bilgisayarlara çözülemeyen problemleri çözebilecek makineler değil. Sadece klasik bilgisayarlara çözülebilecek ama çok 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 uzun zaman alacak. Çok uzun zaman aldığı için pratikte çözülemeyecek gibi gözüken, zamandan dolayı problemleri çözebiliyor. Ama bir takım problemler vardır, hesaplanamaz. Yani bildiğimiz türden bir makineye koyduğunuzda çözülemeyecek problemler de vardır. Onları tabii ki onlar da çözemiyor. Sadece bir zaman skalasında, ölçeğinde bir rahatlık, rahatlama sağlıyor. Ama bu çok ciddi bir iş. Yani basit bir örnek. Evrenin yaşı kadar, evrenin büyük patlamadan bu yana ne kadar zaman geçirdiğini biliyoruz. Bir yaş fikrimiz var kafamızda. Çok çok yuvarlak hesap 10 milyar yıl. Bu kadar zamanda, bir de bu kadar yaşar diye düşünelim mesela. Yani ortasındayız ömrün diye düşünelim. Böyle düşünürsek o kadar zamanda yapılamayacak hesaplamaları bile yapabiliyorsunuz. Bunun sebebi bu bilgisayarların çok hızlı çalışması değil, farklı yollar izleyebilmeleri. Yani siz bir işlem, bir problemi çözerken bir işlem yapacaksınız. İki tane çözmek için 4, işte 3 tane için 8 gibi gidiyor. Ama öbür tarafta 1, 2, 3 diye giden başka bir algoritmayı çalıştırabiliyorsunuz. Hızlı olduğundan değil, gereken işte bit sayısı, kapı sayısı, yani makinenin büyüklüğü açısından daha kolay gittiği için bu makineleri yapıp çalıştırabiliyorsunuz. Kuantum bilgisayarın asıl üstün olduğu yan bu. Evet, şimdi neden şimdi? Afif hocanız başta olmak üzere tanıyanlar bilir, bazı insanların öyle çok fazla uygulama teknolojiyle ilgisi doğrudan değildir. Yaptığımız işler gerçekten bu takım uygulamalara gidebilir ama ana motivasyonunuz mutlaka bir makine yapmak, mühendislik yapmak değildir. Bu birbirini destekleyen disiplinler arası etkileşim olayıdır. Siz temel fizik yaparsanız, matematik yaparsanız, hatta mantıkla uğraşırsanız ama yaptığınız iş çok önemli uygulamaya gidebilir. Şimdi teknolojideki Avrupa Birliği'ne de yansıyan gelişmelerin işte temel konulara meraklı, işin aslını merak eden, o tür konulara ilgi duyanlar için yansıması ne? Tabii teknoloji uygulama giderken bunlar da beraberinde geliyor. Bu resim işte bu tam böyle tarihler üst üste gelmiyor. Manifesto yayınlandı, o arkasından böyle çekildi gibi düşünmeyin ama Zürih'te Fröhlich, meşhur bir fizikçiydi kendisi, evinde çekilmiş bir resim. Burada gördüğünüz adı yazıyor, Specker, Ernst Specker. Şuradaki de benim şu anda üstünde bizim resimlerimiz var ama siz tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. Adin Cabello. Adin Cabello bizim COBIT etkinliğimize, Ankara'daki etkinliğimize ana konuşmacı olarak gelmişti. Bu da Vimeo diye mi okunuyor, Vimeo mu nasıl okunuyor bilmiyorum. Oradaki bir video araştıranlar bulabilir. Evde böyle bir çekim yapmış. Specker şeyi anlatıyor. Biliyor musunuz kuantum mekaniğinin en temel teoremi nedir? Bence diyor, şu herhangi bir yerde basıldığını, yayımlandığını da görmedim diyor. Eğer A ile B, B ile C, C ve A ayrı ayrı ikili ölçülebiliyorsa o zaman A, B, C hepsi beraber de ölçülebilir. Bu ne demek matematiksel olarak olasılıkla ilgili böyle düşünenleriniz, merakı olanlar içiniz söylüyorum. A, B için bir olasılık. BC için bir olasılık, AC için bir olasılık, farklı olaylar bunlar. Karşılık getirebilirsiniz, olduğunu biliyorsunuz. O zaman ABC hepsi beraber içinde bir olasılık. Yani birden küçük, sıfırdan büyük bir sayı yazabilirsiniz diyor. Bu Kolmogorov aksiyonlarında olmayan ekstra bir şey, fazladan bir şey.
Kuantum mekaniğinin bir matematiği var. İşte Hilbert uzayı, kompleks vektörler ve onun bir sonucu bu. Fakat biz 100 yıl boyunca bununla bir anlamda büyülendik, oyalandık. Bütün medeniyeti bunun üzerine kurduk. Transistörü böyle yaptık, entegre devreleri böyle yaptık. Nötron yıldızlarını böyle anladık. Ama 100 yıldan sonra artık insanlar beyin yerindeyse Ege deyişi yetti gari diyorlar. Ya tamam bütün bunu kullanıyoruz ama neden bunu kullanıyoruz? Fiziksel nedeni ne bunun? Şeyi düşünün çocuklar, bakın Lorentz dönüşümleri adı üstünde değil mi? Einstein dönüşümleri falan değil. Niye öyle? Çünkü Lorentz onu yazmış. Ama sonra Einstein geliyor, ona bakıyor. Bu neden böyle biliyor musunuz diyor. Fizik yasaları herkes için aynıdır. Işık hızı herkes için aynıdır. O zaman bir anda her yeri ışık kaplıyor. Anlıyoruz onu. Şimdi kuantum mekaniği için bunu bugün yapmaya çalışıyoruz. Bu tür konulara uzak olan, pek böyle ilgilenmemiş olan profesyonel meslektaşlarımız için söylüyorum. Burada kimse, yani şunu yapabilirsiniz tabii ki. Ya işte çalışıyor, sesini çıkarma hesaplamaya devam et. Tabii bu bir yöntem. Ama öyle bir yere geldik ki 100 yıl sonra neden bunu kullanıyoruz? Ve asıl mesele bugün çözemediğiniz bazı problemler var. Bunu kimseden saklamayalım. Sadece işte evrensel çekimin, kuantum teorisi falan gibi konular değil. Yani kendisi, kuantum mekaniğinin kendisiyle ilgili anlayamadığımız konulara artık yavaş yavaş dokunmak zamanı geldi. İşte bu nesil Speker Cohen'ın teoremi şunu anlatıyor. Aslında Speker'ın motivasyonu çok ilginç. Tam da içinde bulunduğumuz aya uygun bir şey. Biraz ilahi bir soru soruyor. Diyor ki, bir tek denklemimiz var benim PowerPoint gösterimde. Belki tahtada tekrar yazarız soru olursa. 0 artı 1 bölü kök 2 yazıldığı zaman diyoruz ki ya biz buna baktığımızda, çökerttiğimizde, Tolga Bey'den gidelim çökertmeden, 1 bölü 2 olasılıkla 0, 1 bölü 2 olasılıkla 1 çıkıyor diyoruz. Tamam. Ama hangisi çıkacağı belli değil. Yani bu deneyi tekrarladığımız zaman 0 artı 1 bölü kök 2'yi koyduğumuzda bazen o. İnsan şunu soruyor. Ya tamam peki kabul. Doğa böyle çalışıyor ama acaba o bilmiyor. Yani belki biz bilmiyoruz. Belki biz ileride öğreneceğiz. Belki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir yolunu bulacak. Sıfıra mı bire mi gidiyor? Bunu anlamanın, görmenin bir yolu yok mu diyor. Yani şaka değil. Gerçekten bu motivasyonla başlıyor. Sonra Cohen-Speaker teoremi dediğimiz teoreme göre bunun orada bile belli olmadığı anlaşılıyor. Matematiksel olarak görüyorum. Yani mantık doğruysa bu böyle. Hani mantık da yanlışsa P ise Q ile Q değil ise P değil, aynı şey değilse o zaman zaten konuşmamızın, bizim burada bir arada olmamızın bile anlamı yok. Değil mi? Düşünüyorum, öyleyse varım. Şimdi böyle bakarsak görüyoruz ki bu 1 bölü 2'ler gerçek 1 bölü 2'ler. Öyle böyle değil. Yani kriptografide, klasik kriptografide kullanılan sözde rastgele, pseudo random denilen sayılar gibi değil, argo deyimiyle harbi rastgele sayılar. Yani rastgele sayının tanımı bu, kuantum mekaniği. Doğada fizik yasaları gereği bildiğimiz tek rastgele sayı kuantum mekaniği. Şimdi buradan yola çıkarak, bu da yine artık klasikleşmiş resimlerden Bell, John Bell, Bertelmann, CERN yılları, bitkisel çay koklatıyor, yıllar geçiyor Bertelmann bu halde ve çoraplarını gösteriyor. Çünkü Bell'in işte kuantum mekaniğinde konuşulabilir ve konuşulamazlar diye yazdığı o bir kitap halinde yayınlanmış, yeşil kapaklısı var bende, kağıt baskı. Konu bu. Orada Bertelmann'ın çoraplarından bahsediyor. Bertelmann o profesörken oradaki ziyaretçi postdoc sanıyorum. Doktora sonrası araştırmacı olarak var. Yani bir şekilde bir ast üst ilişkileri var ama şeyi söylüyor. Ya diyor bizim Bertelmann vardır burada. İşte hep farklı çoraplar giyer. Birisi kırmızı ise öbürü yeşildir. Birisi sarı ise öbürü mavidir. İşte bu bir ilintidir. Ama klasik
ilintilerle kuantum ilintileri farklıdır diyor. Farkı şu, paçaları kaldırıyor ve çorapların renklerini gösteriyor değil mi? Basitleştirelim, siyah ve beyaz diyelim. O paçaları kaldırmadan önce bile siz hepimiz biliyoruz ki bu çoraplar giyilmiş, birisi siyah ve birisi beyaz. Ama burada bir önceki şeye dönersek, Zat-ı Muhterem'in, Specker'ın sorduğu soru şu. Peki buradaki sıfır ve bir de tıpkı bu çoraplar gibi önceden belirli mi? Cohen-Specker teorim bunun böyle olmadığını söylüyor. Ben bunun çok doğrudan, böyle deyim yerindeyse kalbinden bir ispatını buluyor. Şunu yapıyor. Ya diyor ki, diyelim ki bu çorapların rengi belli. Yani aldık hani şu kırmızı, beyaz, beyaz, siyah, beyaz diyelim hadi. Siyah ve beyaz var iki elimizde, hoşlarımızdan ayırdık. Şimdi normalde biz ne bekleriz? Bir avucumuzda siyah, bir avucumuzda beyaz olmasını bekleriz. Öyle iki mesafeyi ayıralım ki benim kollarım böyle hiç kimsenin göremeyeceği kadar uzun olsun. İki kolumun arasındaki mesafe ışık hızı çarpı örneğin bir saat olsun. Yani bir saat, işte hani ışık yılı deniyor, bir ışık saati diyoruz biz buna. Bir ışık saati mesafede olsun. Muazzam bir insan. Sonra Bell eşitsiz dediğimiz eşitsizlik şunu yapıyor. Bakıyor ki buradaki ellerden birisindeki Alice Bob falan diye meşhur geçiyor ya, gözlemlerin diğer taraftaki gözlemlerle ilintili olduğunu gösteriyor. Yani bu ne demektir? Eğer mesafeden dolayı aralarında bir saat ışık açısından mesafe olan iki gözlemci bir saniye deney yaparsa haberleşmeleri mümkün değil demektir. Değil mi? Yani buradaki olayların hiçbir ilgisi olmaması lazım. Ama buna rağmen böyle bir ilgi varsa buradan ne çıkarıyoruz? Demek ki o Specker'ın sorduğu, ilahi bir motivasyonla sorduğu, acaba birisi biliyor da biz mi bilemiyoruz sorusunun cevabı, hayır, hiç kimse bilemiyor. Bilinmiyor çünkü önceden belli değil. Tabii ki fizik yasalığı içerisinde. Ama bu söylediğim şey, Bell eşitsizliğiyle ilgili bir tane, birçok itiraz yapılabilir ama bir tane ciddi itiraz var. Ona en sonunda döneceğiz. Bell'in büyük katkısı bu. Başka popüler konuşmalarımız oldu. Özellikle bu pandemi, küresel salgın döneminde takip edenler olmuş olabilir. Ama burada onu bir kez daha tekrarlayalım. Bell bunu 60'lı yıllarda, 64'te yapıyor. İnsanlar çok etkileniyorlar. Çünkü uzaklık, mesafe hepimizi çok etkiler. Yani bizden ışık hızı çarpı 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl ötedeki bir olayın bizle ilgili olduğunu bilmek çok çarpar. Ama bulunduğumuz coğrafyada ev sahibi Afif Hoca'nızın da bir zaman bulunduğu, birlikte bulunduğumuz Bilkent'teki bir grup meslektaşımız ve eski öğrencilerimiz 2008 senesinde başka bir şey buluyorlar. Bell uzayda yerel olmama, uzayda farklı mesafelere ilişkilendirirken bu arkadaşlarımız zamanda ilişkilendirme ile ilgili bir eşitsizlik buluyor. Yani ileride olan bir şeyin geçmişte zaten olduğunu düşündüğümüz bir olayı adeta değiştiriyormuş gibi olduğu durumlar. Bunlar ne demek? Bunlar aslında günlük hayatın edindiğimiz bir takım deneyimlerle karşılaştığımızda çok tuhaf gelebilir ama hayatımızda ilk kez olmuyor. Görecelik kuramı yine 100 yıl önce özel görecelikten bahsediyoruz 1905. Bize birçok şey öğretti. Herkesin saati, kolundaki saat hızına, hangi hızla hareket ettiğine bağlı olarak değişik şekilde çalışıyor. Eğer bir uzay gemisine biner, çok hızlı seyahat eder, geri gelirseniz gençsiniz. Tıpkı saatinizin yavaş işlediği gibi. Bunlar aslında bildiğimiz şeyler. Kuantum mekaniğinde de bu tür ilintiler var. Bunları bu şekilde, doğanın böyle çalıştığını bilerek kabullenmemiz gerekiyor. Yani uzayda nasıl sonucu önceden bilemiyorsak, gözlem yaptığımızda buymuş diyorsak, yani hem nesne hem ölçme önemliyse, zamanda da aynı şey söz konusu. Zaten görecelik kuramıyla kuantum mekaniğinin barış içerisinde olması bunu gerektirir. Çünkü görecelik kuramı ne diyor?
uzay yoktur, zaman yoktur, uzay zaman vardır diyor. Beraberinde işi biraz ilerlediğimizde biz tabii ki bu zaman problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu bir Fransız dergisinden bulduğum işte bu hani Escher'in çizimlerine benzer bir şey. Resme bakarsanız iki insan, iki adam herhalde bunlar karşılıklı yürüyorlar. O da iniyor, o da iniyor. Onun da bir saati var, onun da bir saati var. Aslında hocam, efendim. Görüntü bizde biraz geç geliyor. Biz en son çoraplı görüntüdeyiz. Bir dakika gibi geri döneyim. Ha, çorap tamam. Şimdi şey gelir o zaman. Ben anlatmaya başlamış oldum. Belki onun da avantajını kullanabiliriz. Bakın zaman farkı. Evet. Şimdi bu resimde hani gelmezse söyleyin bana. Bu resimde iki insan çok benzer tip. Ellerinde çantaları var, bermuda şortları var, tepelerinde işte kafalarında takkeleri, bereleri neyse. Fakat bir şekilde de ben bu resmi bulduğum zaman özellikle bunu tercih ettim. Karşıdan gelen de adeta böyle bir çizim böyle bilmiyorum sanki maske var gibi. Ama bu resim daha eski yani korona ile falan ilgisi yok. Onun için çizilmiş bir resim değil. Saatleri var. Şimdi resmi vurguladığı zamanın ileri ve geri gittiği iki gözlemci için aslında bir fark olmadığını aşağı yukarı buluyor. Şimdi bu bize başta çok çarpıcı geliyor ama klasik mekanikte olan bir şey var. Klasik mekanikte biliyorsunuz herhangi bir anda, yani şimdi bunu yapmak mümkün değil ama yapılabilir bir şey prensipte, etrafınızda, sisteminizdeki bütün parçacıkları durdurup hızlarını tersine çevirirseniz, yani burada gidiyorsa ters yönü, buraya gidiyorsa ters çevirirseniz film tersine oynar. Örneğin bu odaya gelip de bir anda mümkün olsa bütün moleküllerin tersine çevirirseniz hareketini, az önce benden yayılan işte oda, tuvalet, parfüm kokusu tekrar üstüme gelip yapışır. Ama böyle olmuyor. Hiç yapılmış, yani yaşanmış bir olay değil. İstatistiksel olarak olmayan ama prensipte olabilen bir şey. Kuantum mekaniğinde de böyle. T zaman var. Zaman yerine eksi T yazarsanız bir de dalga fonksiyonu dediğimiz şeyin eşleniğini, karmaşık, kompleks bir sayı eşleniğini alırsanız her şey birbirine aynı oluyor. Zaman geçiyor. Dirac, Paul Dirac. Dirac denklemini yazdığında iki tür çözüm buluyor. Elektron dediğimiz madde ve pozitron, antimaddeyi tahmin ediyor. Böyle bir şey vardır diyor. Daha sonra çıkıyor deneylerde, Anderson'ın deneyinde. Orada da benzer bir durum var. Bir bakıyorsunuz aslında pozitrona artı yüklü bir elektron ve zamanda ileri giden bir parçacık gibi bakabildiğiniz gibi yine bizim elektron ama zamanda tersine gidiyor diye de bakabiliyorsunuz. Aradan bir 30 yıl geçiyor. Ha, bir küçük bir şey, anekdot bu arada. Halen böyle bir şekilde literatürde belki olmadığı için duymamış olanlarınız olabilir diye tekrar size bazeniz için kusura bakmayın. Dirac denklemini yazdığı zaman şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Biliyorsunuz enerjinin karesi. Yani şimdi E eşit mc kareyi biliriz ama bu şey için, toplam kütle için. Duran kütle cinsinden yazarsanız enerjinin karesi eşittir m kare c kare, bir de P kare C kare diye bir terim vardır. Bunu yerleştirirsiniz. Sonra bunun kare kökünü aldığınız zaman Dirac denklemini yaparsınız kabaca. Dirac bunu yapmak için bunu sayılarla, bildiğimiz sayılarla yapamayız. Matrislere, böyle dörtlük matrisler ve dört boyutlu vektörlere gitmemiz gerekir diyor. Kısa bir süre sonra Lankos, bir matematikçi Macar, ve bunu kuaternyonları kullanarak yapıyor. 30'lar yine. 34 olabilir. Senesini çok iyi hatırlamıyorum. Yani bulabilirsiniz. Aradan bir zaman geçiyor. Sonra birisi yine bu Dirac denklemini kuaternyonlarla çözüp çok daha fazla başka şeyler yapıyor. 1950'de makaleleri var. Feza Gürsey Dirac'ın öğrencisidir. Doktora size aslında bir kısmı bununla ilgili.
Yine bakarsanız bu zamanda ileri ve geri gitmeyle ilgili konuya dönersek, daha sonra özellikle Feynman ve Wheeler bu konuda biraz işi iteliyorlar. Ama 64 senesine geldiğimizde Aharonov, Yakir Aharonov bu konuda bir, o ana fikir ona ait olmak üzere iki arkadaşıyla beraber biraz daha enteresan bir şeyler söylüyor. Biz nasıl klasik mekanikte bir parçacığın herhangi bir yerde bulunması dışında hızını bilmemiz gerekiyor diyorsak, onlar da diyorlar ki ya biz bir parçacığın dalga fonksiyonunu, o pısı mısı diye yazdığımız şeyi yazarsak, verirsek aslında geleceği tam bilemeyiz. Belirsizlik, bu 1/2, 1/2 hangisinin olacağını bilmemiz bundan kaynaklanıyor diyorlar. Bir de bir süre sonraki durumunu vermemiz lazım diyorlar. Yani bir anlamda iki zamanlı dalga fonksiyonu öneriyorlar. Sene 64. Yani ne, 50 mi? 60 yıl oluyor neredeyse, değil mi? İşte bu fikir içerisinde şeyi de taşıyor. Zamanda geri gitmeyi de. Yani şu noktada, nokta nokta gösterdiğimiz yerdeki fizik hem başlangıç şartlarına hem de daha sonraki duruma bağlı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kuantum mekaniğin yorumlamalarına, alternatif bakış açılarına baktığımız zaman fizikçi sayısı kadar olmasa bile, fizikçi sayısı bile 10 kadar aşağı yukarı alternatif bulabilirsiniz. Ve birbirinden akıllı, birbirinden değerli insan gruplarıdır bunlar. Hani ciddi olanlar için söylüyorum. Hepsi de benzer başarılar, değişik şeyleri anlatmada yaşayabilirler. Fakat bu bir kişisel görüş olarak söylemiyorum. Fakat burada önemli olan, acaba sizin teoriniz, yaklaşımınız, yorumlamanız fiziksel ölçülebilir. Laboratuvara gittiğimizde, bakın bu böyle olur, eğer bizim yaptığımız teori doğru ise deyip de bir takım tahminlerde bulunabiliyor musunuz? İşte bu onlardan biri, aslında benim bildiğim tek ama onlardan biri en azından. O yorumlamalardan bir tanesi. Çünkü bu iki zamanlı kuantum mekaniğinde zamanda ileri ve zamanda geri gitme gibi bir arada düşündüğünüzde ara zamanda nokta nokta bulundu diye yazılan yerdeki fiziksel büyüklüklerle ilgili bir matematiksel ifade elde edebiliyorsunuz. Biz buna zayıf değer diyoruz. Bu şekil Aharonov ve arkadaşlarının Physics Today'de 2011 senesinde yayınlanan makalesinden alıntıladığım bir resim. Spin diye bir şey var. Kuantum mekaniğiyle hiç ilgisi olmayanlar bile kimya derslerinden, liseden bile duymuştur. İşte atom içerisine şeyleri koyuyoruz ya, ben çıktım bu arada ama atom içerisine elektronları yerleştiriyoruz biliyorsunuz. Yerleştirdiğimiz zaman spinlerinden bahsediyoruz. Spinler yukarı veya aşağı olabilir, iki değerli. İşte bunlar onlar. +1/2 ya -1/2 dediğimiz şey. Spin'in şöyle bir özelliği var. Sadece elektrona ait bir şeydir. Kuantum mekaniksel bir serbestlik derecesi. Hangi yönde bakarsanız bakın, iki değer alıyor. Zaten kuantum kelimesine de çok uygun bir şey. Normalde bir özelliğe baktığınızda mesela şu çubuğun, benim bu kalemimin bir yerdeki iz düşümüne, dikse sıfırdır elimdeki iz düşümü, yapışıksa birdir, arada da işte sıfırla bir arası bir sayıdır. Ama bu öyle olmuyor. Sadece iki değer alıyor. Tuhaf bir şey zaten. İşte bu resimde mavi, yukarıdaki mavi ve aşağıdaki kırmızıyla anlatılmak istenen şey şu. Diyelim ki belli bir anda T0 yazmışlar. İşte Z yönünde artı. T1'de de Z yönünde artı. X yönünde artı. Acaba arada ne olur? Baktığınızda eğer aşağıdakini devam ettirirseniz burada bir değer çıkar. Yukarıdakini devam ettirirseniz burada başka bir değer çıkar.
Ama doğa bir şekilde zamanı bir yön veriyor. Diyor ki zamanın bir yönü vardır. Kırmızıyı takip etmelisin. Maviye değil diyor. Temel denklemlerimize baktığımızda kırmızının neden mavinin yerine seçildiği konusunda bize dikte edilen, bunu yapmalısın diyen bir şey yok. Ama zaman öyle çalışıyor. Sistem öyle çalışıyor. Bunun üzerine biraz düşündüğünüzde altından bizim zaman diye, çünkü bir gözlemciyiz biz, zaman diye ortaya koyduğumuz kavramın entropinin arttığı yön olduğunu fark ediyoruz. Çünkü entropi sürekli artıyor. Termodinamiğin ikinci yasasına göre bu aynı zamanda bizim işte zamanın akış yönü, seçim, hür irade, karar verme gibi konularda tanımladığımız yön. İkisi aynı şey gibi gözüküyor. Bu ekip daha sonra aradan yine bir 20 yıl geçtiği zaman çarpıcı bir şey ortaya atıyor. Yine Aharonov baş aktör olmak üzere Weidman'la beraber. Ya diyorlar, peki biz şu arada şöyle bir şey yapalım. Bildiğimiz kuantum mekaniğindeki bu çökertme dedim ama esprili dalga fonksiyonu çöktürme yerine hafifçe bir dokunalım. Sahillerden, Akyaka sahillerinden geldik. Grup Gündoğarken'in şeyi vardır ya, kopartmadan çiçek koklar gibi. Kopartmadan çiçeği koklayalım. Yani bunu nasıl yapıyoruz? Aynı kuantum sisteminin bir sürü kopyası var. Gidip böyle pat diye alıp da neymiş bu diye bakmıyoruz. Çok hafifçe böyle, hepsi birbirine aynı nasılsa, küçük küçük dokunarak bir gözlem yapıyoruz. Acaba olur mu böyle, havada laflar değil bunlar. Bir hesap yaptığınız zaman gerçekten onları çöktürmeden, ürkütmeden, koparmadan bir enformasyon, bilgi alabileceğinizi gösterebiliyorsunuz. Ancak çok tuhaf bir şey oluyor. Spin herhangi bir sayı çıkabiliyor. Yani şu arada baktığınız zaman burada zaten gösterdiği değer de o. Herhangi bir sayı çıkabiliyor. Hatta kompleks bir sayı, karmaşık bir sayı da çıkabiliyor. Yani hem bir gerçel kısmı var hem de bir sanal kısmı var. Biz laboratuvarda gittiğimiz zaman tıpkı elektrik faturalarımız, doğalgaz faturalarımız gibi gerçeklerle karşı karşıyayızdır. Bir tane sayı okuruz. O da işte o zayıf değer dediğimiz karmaşık sayının gerçel kısmı. Ama bir de sanal kısım bulunuyor. O sanal kısım acaba ne işe yarar, neden var diye tabii bir süre düşünülmüş. Bu arada çok sayıda deney var. Bu deneylerde, burada polarize ışıkla yapılan bir deney var. Burada bir alıntı resim. Bu deneylerde zayıf ölçme, yani sistemin belli bir andaki durumuyla daha sonraki bir durumunu sabitlersek, arada çok zayıf, sistemi böyle ürkütmeyen bir etkileşimle ölçme yapmaya çalışırsak, bugünkü en keskin, en duyarlılık açısından rekor kıran ölçümlerine bu şekilde ulaşabiliyoruz. Bunlara yine zayıf ölçmenin sonuçları. Hocam, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum ben. Siz görüntü şimdi geldi, evet. Tamam. Bu şey çok kritik bir resim değil ama gerçek bir resim. İlk seçim var. Mesela bu psi. Bir son seçim var. Bu mesela fi. Bu kristal içine gelen bir örneğin lazer diyelim ışını iki parçaya ayıran ama biri bir yönde biri başka bir yönde polarize şekilde ayıran bir kristal. Buradaki mavi ve kırmızı onu anlatıyor. Burada bir seçim yaparak demin bahsettiğimiz o zayıf değerleri laboratuvarda deneysel olarak gözlemek mümkün. Birçok deney var. Ama bunu şey için söylüyorum, vurgulamak için. Bugün artık zayıf ölçümler
hani oldukça sık yapılan, birçok yerde uygulanan ve metroloji açısından da çok kıymetli ölçümler. Çünkü başka tekniklerle ulaşamayacağınız kesinliklere ulaşabiliyorsunuz. Demin şeyi söyledik, zayıf ölçümlerde, zayıf değerlerde ya da karmaşık sayılar, kompleks sayılar elde ettiğimiz. Fizikte kompleks sayılar aslında çok yeni değil. Aslında klasik elektromanyetizmada da var. Her zaman matematiksel bir yardımcımız bizim. Hatta topaç probleminde var. O Felix Klein'in kitabını görenleriniz olmuştur. O3 yani ortogonal dönmelerle Cu2 kompleks sayılarla elde ettiğimiz o iki boyutlu vektör arasındaki birebir eşlemeden dolayı problemi kompleks sayılarla da yapabiliriz. Demin Dirac denkleminde olduğu gibi o vektörleri, kompleks sayılı dört boyutlu vektörleri kovalyonlar cinsinden yazabiliriz. Bu grup teorisinin bize verdiği güzellikler, matematiksel kolaylıklar. Şimdi ama en sonunda, günün sonunda fatura geliyor. Şey gibi, bir süredir yapmıyoruz, bir süre daha yapamayacağız maalesef ama restorana gittiniz, fatura geliyor, şey geliyor, fiş geliyor, kaç hesap geliyor. Şimdi o sayı gerçel bir sayı, reel, gerçek. O gerçel sayı nasıl ortaya çıkıyor? Zayıf değerli de aynı şekilde gerçel kısmı bu. Şimdi kuantum mekaniğinde bu ilk kez olan bir şey değil. Klasikten de bahsettik ama dalga fonksiyonu kompleks bir sayı, karmaşık bir sayı. Ama olasılık ne? Onun mutlak karesi. Yani x var, y var. X artı y yazıyoruz. Olasılık ne? X kare artı y kare. Gerçel bir sayı. Bu şekilde kompleks bir sayının dan yola çıkarak gerçel sayı elde edebildiğimiz, edebileceğimiz bir şey daha var. Bu şekil biraz onunla ilgili. Paralel taşıma. Şimdi fikir şu. Yıldızda gösterdiğimiz noktadan yola çıkıyoruz. Bir dikdörtgenin 2, 3, 4 kenarı boyunca seyahat edip tekrar aynı yere geliyoruz. Bunu yaparken elimizde mesela bir pusula var. Pusula kuzeyi gösteriyor. Veya bu şekilde doğu diyelim. Doğuya bakıyoruz. Yani öyle çevirdik ki pusulayı veya burayı kuzeyi düşünün nasıl isterseniz. Bu şekilde devam ettiğimizde seyahatimize nokta nokta buraya, sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya. Eğer benim anlattıklarım sonra sonralar size gecikmeli geliyorsa görüntü, dikdörtgenin sol üst köşesinden başladık. Kenarına dolaşıp yine sol üst köşesine geliyoruz. Bu seyahati yaptığımız zaman bu vektör, mavi vektör aynı yere geri gelecektir. Bu hepimizin bildiği bir şey. Ama bu seyahati eğri bir yüzeyde yaparsanız, yüzeyden kasıt mesela dünyamız ve uzun bir seyahat yaparsanız, kuzey kutbundan başlayalım, ekvatora doğru inelim, hep doğuyu gösteriyor, sonra hep doğuya gidelim, sonra tekrar kuzeye geri dönelim. Burada göreceğiniz gibi bu iki tepeye, kuzey kutbuna geldiğimiz zaman iki vektör, hep doğuyu gösterdiğini düşündüğümüz iki vektör farklı yönleri gösteriyor. İşte bu farka geometrik açı veya Berry açısı diyoruz. Benim şey, bu 84'te Berry fazı diye, Berry açısı diye bir makale yazmıştı. O yazıldığı zaman benim bile öğrencilik yıllarım sayılır. İşte kuantum mekaniğinde başından beri 20'lerden bu yana en büyük gelişme dendi. Ama aslında bu şey Hintli Pantacharam'ın optik sistemlerde daha önce fark ettiği bir şey. Ondan önce matematikçilerin zaten geometrik açı dedikleri bir şey. Faz dedikleri bir şey. Fakat Berry'nin yaptığı, yani bunu böyle bir fiziksel tabana oturtmak, adiabatik usul diyebiliriz Türkçe, yavaş yavaş değişimlerin sonucu olabileceğini görmek ve çok güzel anlatıldığı bir makale. Orijinal makalesi kitap gibidir Berry'nin. O yüzden onun adıyla anılır ama literatürde
geometrik açı diye de bilinen, hatta benim bazen espri olarak tavuğun derisi fazın berisi esprisini yaptığım bir şey. Çünkü cidden beri açısı, beri fazı çok önemlidir. Yani bu kadar geniş alanda uygulama bulan bir fikir. Neden beri açısından bahsettik? Çünkü zayıf değerlerin eğer alışılageldiği gibi gerçel ve sanal kısımlarına değil de onu polar koordinatlarda, kutupsal koordinatlarda yazarsanız R'sine, büyüklüğüne ve açısına bakarsanız açısının beri açısıyla birebir eşleştiğini görebiliyorsunuz. Bu da yakın zamandaki bir çalışma. Evet, zamanımız nasıl gidiyor bilmiyorum ama araya küçük bir resim koyalım. Resim gözüküyor. Hocam, evet. Bu küresel yüzeyde gösterdiğiniz beri fazını biz henüz göremedik. Biz hala karelerdeyiz. Bir sonraki ekranı da göremedik. Acaba sunumla ilgili bir sorun mu var? Bir daha açıp kapatsak mı? Ne dersiniz? Olabilir. Mesela, tam ekrandan çıksanız da yeterli olur hocam. Yani bir sonraki slaytı da görelim ama o zaman daha gidiyordu. Şunu bir kapatayım. Ondan sonra bir daha paylaşayım. Sunum şeklinde paylaşayım. Yani bir sonraki slaytı görsek dahi o daha spontan aynı anda gidiyordu. Tamam. Ondan sonra şöyle yapayım. Şimdi görebildiğiniz bir şey var mı? Henüz yok. Bu zaman ciddi bir problem. Ben bu sırada bir soru sorabilir miyim size hocam? Tabii. Bu kovaryant derivativdeki o Christoffel sembolünün tam olarak temsil ettiği şey beri fazı oluyor, öyle mi? Yani çok uzun zamandır onlara bakmıyorum. Çünkü yüzeysel bir ilerlemeyi aldığımız zaman ve yüzey eğri ise orada bir yönelimde farklılık oluşuyor. İlk durum ve son durum halinde. O da Christoffel sembolleri. Tabii her şey hepsi birbiriyle ilgili şeyle. Yani bunun en eski hali. Şimdi tabii kuantum mekaniğinde ki durum, kompleks vektörler vesaire farklı ama düşünürseniz Foucault sarkacı bu şekilde değil mi? Yani onun o dönmesi veya arabayı park ederken yaptığımız şu faaliyetler, hani bir ileri bir geri yapıyoruz, direksiyonu bir sağa bir sola, ondan sonra otomatik olarak bizi bir miktar döndürüyor. Benzer şeyler, ilgili şeyler, geometrik faz ama burada kastedilen tabii matematiksel benzerlik her şeyde vardır. Yani aynı denklem birbirinden çok farklı fizikte olan sistemleri tasvir edebilir. Bu demek değildir ki Foucault sarkacı eşittir kuantum mekaniği, o da eşittir araba parkı vesaire veya değnekçinin hareketleri. Değil tabii ki. Ama matematiği aynı. Burada kastedilen şey şu, şöyle diyeyim bakın. Karmaşık bir sayı verildiğinde x artı y'ye bundan çok yapalım, çıkarcı konuşalım. Hani böyle materyalist. Reelle elde edebiliriz, gerçel. Değil mi? X vardır, x reel, y reel. Tamam, bunlar tamam. Adı üstünde. X kare artı y kare vardır, büyüklüğü, bu da reel. Ama bir de açısı vardır, o da reel, gerçel. Bu açı onunla ilgili. Fakat bir şey daha söyleyeyim. Üç tane vektör düşünelim. İki ile olmaz bu, sadece üç gerekiyor, en az üç gerekiyor. Eğer siz kompleks vektörlerden bahsediyoruz, A çarpı B, B çarpı C, C çarpı A diye bu üçlüye bakarsanız ne bulursunuz? Bir karmaşık sayı, kompleks sayı bulursunuz. Bunun bir büyüklüğü vardır, bir de açısı vardır. Biliyorsunuz kuantum mekaniğinde bu vektörleri de böyle bir fazla çarpmak mümkün, E üzeri i teta dediğimiz. Fiziğini değiştirmez deriz. O aslında o yüzden ışınlı, projektif deriz filan ama bu örnek onu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü bu bahsettiğimiz üçlü çarpımın açı kısmı, faz kısmı, bu bahsettiğimiz üç tane ayrı ayrı vektörün fazları çarpımından bağımsız. Çünkü çarparsanız hem bu fazla hem de eşliğiyle çarpıyorsunuz, bir çıkıyor. Yani bu
bugüne kadar bizim normalde standart kuantum mekaniği dersinde pek konuşmadığımız enveryantlardan, değişmezlerden bir tanesi. Berry açısı aslında bu. O yüzden adı geometrik açı diye geçiyor. Yani matematikte kompleks uzay zaten olan bir şey. Zaten vardı diye bunu küçümsemek de yanlış. Hatta bu Pantacharan fazı diye özellikle Hintli arkadaşlarımız biraz daha böyle itekliyorlar. Yani Berry burada başka bir şey yapıyor. Yani onun fiziksel kısmına bakıyor. Dinamik bir sistemde bu nasıl ortaya çıkar diye. Daha sonra Arnaud ve arkadaşları bunun adiabatik olması şart değil. Yine de bu fazı elde edersiniz diyor. Ama bu açı sonuçta geometrik açı. Evet, doğru. Dediğiniz kısmıyla uzayın eğriliğiyle doğrudan ilgili bu şekilde zaten onu tasvir ediyor. Bu arada şekil deyince siz topu görebildiniz mi? Evet hocam. Peki. Şimdi o zaman hanımefendiye geçelim. Evet, bir yol ayrımı. Şimdi Bell eşitsizliklerinde ve KCBS'de. Bell ve KCBS diyorum Kliachko, Can Binicioğlu, Shumovsky eşitsizliği. Çünkü zamanda mesela Leggett-Garp türü eşitsizlikler de var. Zamanda benzer eşitsizlikler de var. Uzay zaman eşitsizlikleri diyelim bunlara. Yani Bell cidden bir şey. Mihenk taşı olmuş. Yani orada 64 çalışması, Cohen-Spaecker teoremi üzerine gelmiş vesaire, Gleason teoremi var ondan önce ama Bell çok gerçekten bu işi bir anlamda sıçratan bir yaklaşımda buluyor. Teknik ayrıntılarını şimdi çok konuşmayalım. Yani o bir şey ispatlıyor, Cohen-Spaecker teoremi de başka şey var vesaire ama asıl mesele şu. Uzayda birbirinden iki nokta arasındaki olayların ilintisi veya KCBS türü eşitsizliklerde zamanda birbirinden farklı olayların arasındaki ilinti. Bu ilintilerin yalnız, bu eşitsizliklerin ihlali, bu tür eşitsizliklerin ihlali hep temelinde bir şey taşıyor. Gözlemciler, eskiden gözlemci diyorduk, şimdi onların adı ajan oldu. Yani observer'dı, agent oldu. Observer, gözlemci, agent için biz ajan diye çevrilirse aslında bizde tabii farklı bir anlamı var ama ne diyelim yani bakan diyelim neyse yani şu anlamda o şeyi vurgulamaya çalışıyorlar orada. Gözlemci çok önemli, bilinç, aman insan olmalı, akıllı bir insan olmalı, iyi çöktürmeli dalga fonksiyonu gibi saçmalıklar olmasın diye ileri atılmış bir teorem. Çünkü kuantum mekaniğinin gözlemciyle, insanla, bilinçle ilgisi yok. Yani kuruluş yıllarındaki bazı ifadeler, bunların söylemleri biraz maalesef bu şeylere yol açtı ama Einstein'ın o eleştirel, esprili lafı çok yerinde. Ya, bakmıyorsak ay orada mı? Tabii ki orada. Çünkü ay bize bağlı. Yani başka bir şey onu dekoherent hale getiriyor, klasik hale getiriyor. İnsan olması şart değil orada. İnsandan önce de doğa vardı, evren vardı. Şimdi burada mesele şu. Bütün o eşitsizliklerde, ister uzayda ister zamanda olsun bu eşitsizlikler, hep şöyle bir varsayımız var. Gözlemci, buradaki kadın veya her kimse, bir bilim insanı orada bir karar verecek. A'yı mı ölçeceğim ya da A üssünü ölçeceğim. B'yi ölçeceğim, B üssünü ölçeceğim. Ya da A1'i, A2 ya da A3'ü ya da A5'i ölçeceğim. Buna karar verecek. Bütün o testlerin hepsinin altında bir şey yatıyor. Bu kararlar bağımsız olarak, hür iradeyle verilebilir. Bu fizikte pek konuşmadığımız bir konu. Aslında bugün konuştuğumuz konuların hemen hemen hiçbiri standart kuantum mekaniğinde konuşulmayan bir konu. Geçenlerde bir sohbette yine bahsini geçti. Tekrarlayalım burada. Üniversite sonrasında fizik müfredatımızda biz kuantum mekaniği 1, kuantum mekaniği 2 diye bir şeyler anlatırız. 3 genelde relativistik göreceli kuantum mekaniğidir. O da basit bir giriştir. Dirac denklemi vesaire. Biraz daha ilerletirsiniz. Kuantum alan teorisine biraz giriş yaparsınız. Ama bu bilimler köyünde olsaydı
geçen sene aslında yapacağımız o öteki kuantumdan kastımız bu, işte burada olmayan şeyler, bugün konuştuğumuz şeyler. Çünkü bunların sindirilmesi gerçekten çok zaman aldı. Yani sene 64 diyoruz, bereşitsizliği, şu an konuştuğumuz, demin konuştuğumuz Arnold, Bergman, Lebovitz teorisi vesaire. Kitaplarda çok yer bulmadı çünkü insanlar şeyi hazmedemediler. O 20'lerdeki birinci devrimin sonuçlarını hazmedemediler. Bir de bir kısım insan, ya zaten bu çalışıyor, neden bizi hani böyle ürkütüyorsun, daha böyle farklı şeylerden bahsediyorsun diye. Sizlerle şunu da paylaşmama izin verin. Belki özellikle en genç katılımcılarımız için söyleyebilirim. Master, doktora yıllarımda kuantum mekaniğini hem lisansta hem daha sonra lisans üstünde aldığım çok benim için kıymetli olan bir hocam. Trieste'deyiz o sırada, ICTB, Teorik Fizik Merkezi'nde. Merak ediyorum, tabii yoğun madde fiziği üzerine yoğunlaşmışız o yıllarda. Master, doktora yapıyorum. Ya dedim hocam, böyle böyle şey var, işte şudur konular var, işte Bell eşitsizliği falan diye. Çok net bir tavır içerisinde bana şey demişti, ya dedi Zafer, bunlar işte bu Kopenhag yorumlamasında boşluk, delik bulmaya çalışan insanlar. Bu, hani o lafı belki kullanmamış olabilir ama özetle benim mealini hatırladı. Bunlar felsefe bir laf etmişti. Bu sadece o hocama ait. Veya o zaman işte bizim Türkiye'deki hocalarımız, en önemli insanlar bunu yapıyor. Bugün artçıları da var tabii, öğrencilerinde bu yansımıştır, eminim devam ediyordur diye değil. Belki bütün dünyada insanların kolay kolay hazır olmadığı bir konuydu. Şimdi bu kuantum iki nokta üst üste neden şimdinin bir parçası da bu. Kuantum enformasyon kuramında teknolojideki gelişmelerle beraber bir anlamda bit pazarına neydi? Nur yağdı. Yani 1935 Einstein, Podolsky, Rosen makalesi şimdi oh popüler oldu. Herkes çıkıyor. EPR, EPR, Einstein, Podolsky, Rosen anlatıyor. Böyle ithal insanlar geliyor anlatıyor. Dışarıdan bilmem neler anlatıyor. Şuydu buydu. Ama tabii KCBS'in henüz kimse pek farkında değil. KCBS çok daha çarpıcı. Bunu unutmayın. Yani birisi uzayda, öbürü zamanda. KCBS eşitsizliğinde geçmişi değiştiriyorsunuz. Eğer sizi şey çok etkiliyorsa, ben eşitsizliğinde orada yapılan bir şeyle burada yapılan bir şeyin ilişkisinden bahsediyorsanız hepsini beraber düşünmek lazım. Evet, şimdi bunu da geçelim. KCBS'nin bu bel eşitsizliğinin ötesinde bir şeyden bahsediyoruz şu an. Hepsinde şeyi varsayıyoruz biz. Gözlemci hürdür. Bütün fizikçiler kadın erkek, ırk, dil, din, inanç bağımsız karar verebilirler. Ya öyle değilse? Hemen buna atılmayın. Yani nasıl olabilir? Ben karar veriyorum. Hemen kapatacağım. Bak, kapatmaya, bunu devamını seyretmemeye karar verdim bu yayını diye kapatabilirsiniz. Kapattığınızı zannedebilirsiniz. Karar verdiğinizi zannedebilirsiniz. Mantıksal bir zincir içerisinde gittiğinizde yapılan, yaptığınızı düşündüğünüz, hür bir şekilde düşündüğünüzü zannettiğiniz, hadi ne demekse o, kararların önceden verilmiş olduğu ve sizin sadece o verilen kararı verdiğinizi zannettiğiniz durum arasında bir ayrım yapmak çok kolay değil. Bu resim muhtemelen biraz onu anlatmak için çizilmiş ama bunlara süper deterministik teoriler diyoruz. Bununla ilgili birçok isim var, ilgilileriniz yani yine böyle YouTube'dan takip ettiği için arkadaşlarımız söylüyorum, Sabine Hossenfelder, Atuft, birçok bu konuda çalışan insan bulabilirsiniz ama fikir çok basit hatlarıyla şu: her şey büyük patlamayla başladı. Ve büyük patlamada kaderin de tırnak içerisinde belirlendiğini düşünelim. Yani ne zaman ne olacağının, kimin ne karar vereceğinin. Bunu hemen dışlamayalım. Bu arada bir şey anekdotu vardır. Atuft Bell'le bunu konuşuyor. Bell hayattayken. Bell de
Ya bizde öyle şeyler yok, öyle karar verme. Yani tamamen dışlı bir şey bu Bell'i. Çünkü bunu koyarsanız Bell eşitsizliklerin ihlali şu an bizim düşündüğümüz anlama gelmiyor. Biz orada serbest seçim yapabildiğimizi, her gözlemcinin Bell olsun, KCBS tür eşitsizlikleri olsun, her ölçümümüzü bağımsız yapabildiğimizi varsayıyoruz. Şöyle bir şey düşünelim. Büyük patlama oluyor. Her şey buradan çıkıyor. Ve bu bilgi, yani bir tür talimat diyelim, evrenin her yerine gidiyor. Çünkü aynı noktadan çıktı her şey. Ve burada Alice Bob veya Edis Filiz dediğimiz gözlemcilerin ne yapacağına bağımsız karar verdiklerini zannediyoruz biz. Ama aslında bu buradaki örneğin bir fotonun taşıdığı bir bilgi. Buraya geliyor. O da ha, ona göre evet ben polarizatörümü böyle şey yapayım. Ştengel haletimi böyle yönlendireyim. Ya da alfayı seçeyim, betayı seçeyim. Karar verdim zannediyor ama vermiyor. Bu dışlayabileceğimiz, mantık açısından dışlayabileceğimiz bir durum değil. Bizi çok rahatsız edebilir. Bir de böyle insan olarak şeyi duyar şeyiz ya, böyle onurluyuz. Ben karar verdim. Ben seçtim. Böyle, çünkü bu bizim için çok önemli bir şey, varlık sebebimiz. Ama bu dışlayabileceğimiz bir seçenek değil. Henüz bunu süperdeterministik teorilerle, yani böyle bir şeyle yaşadığımız dünyayı arayacak bir deney yok. Bazı öneriler var. Mesela işte ardışık ölçümler yaparak, sürekli aynı şeyi tekrarlayarak ve belirli bir durumu eleyerek yapacağınız, ön ve son seçimleri arka arka yapacağınız bazı deney seçenekleri var ama bugünkü teknolojiyle henüz ulaşabildiğimiz bir yerde değiliz. Ve herhalde bu çok heyecanlı olacak. Yani böyle bir süper deterministik teorinin denenmesi. Bir şey daha var. Madem biz göklerdeyiz, gök havanın gökünde bir heyecanlı konu. Zamanın yönü. Zamanın yönü şu. Zamanın yönü bizim açımızdan önemli olan şey, hani hep insanın doğumu, ölümü deriz, entropik zaman. Değil mi? Zaman belli bir yanda akıyor ve bu akış yönü entropinin aktığı yön. İki gözlemci düşünelim. Alice bizden olsun. Edis. Entropinin arttığı yön. Bir başka gözlemci de evrenin bir yerinde, çünkü bunu yasaklayan bir şey yok, entropinin azaldığı bir yerde yaşıyor olsun. Yani zaman oku Alice için bu yönde, Bob için bu yönde. Ve bunlar haberleşsinler. Bob zamanda ilerlerken bir sinyal göndersin, işaret. Alice de ben aldım o işareti Bob, buradayım desin. Bob da ha tamam Alice işaret almış desin. Daha sonra benzer bir şeyi Alice yaptığında şuradakinin aynı simetri, yani şuraya bir ayna koyarsanız tam tersi gibi düşünün. Problem şöyle bir paradoksa yol açıyor. Seçim yapmadan önce yaptığı, yapılmış bir seçimin sonucunu görmek Alice açısından. Aynı şey Bob için de geçer. Bu tür paradoks gibi gözüken durumlar aslında genel görecelikli kapalı zamansal eğrilerde de var. Bunlar için önerilen çözüm, eğer siz gelecekle ilgili bir şeyi, yani bir şey görüyorsunuz, gelecekte bu olacak deniyor. Tamam, fal gibi düşünün. Bakın bu olacak deniyor. Siz madem öyle ben bunu değiştirin diyorsunuz. Cin gibisiniz ya, akıllı. Değiştiriyorsunuz, değiştirdiğinizde hafızanız siniyor. Bunu bir ilke olarak koyarsanız, tıpkı kopyalanamaz no cloning teoremi gibi, çelişki ortadan kalkıyor. Ha bu böyle midir? Bilemeyiz. Henüz biz entropinin azaldığı bir yerle entropinin arttığı bir yer arasında dolaşıklık, entanglement yaratmadık. Ama
Bunun için illa evrenin böyle bir yerini bulup antimadde veya başka şey ikisini birbirine dolaştırmamız gerekmiyor. Bunu laboratuvarda, çünkü benim buraya geldiğim yıllarda 2003 ya da 2004'te çok net hatırlıyorum, bir şey deneyi yapılmıştı. Küçük bir sistemde entropinin azaldığı dalgalanmalardan dolayı gözlemler yapılıyordu. Örneğin böyle bir soğuk atom sistemiyle başka bir soğuk atom sisteminin birbirine dolaştırılıp aralarındaki ilişkiye bakıldığını düşünüyorum. Bunlar çok uzak değil. Yani henüz bugün yapamıyoruz ama en heyecanlı noktalardan birisi olacak. Muhtemelen zamanın yönü, zaman telsinirliği belki de bundan sonra yaşayacağımız en önemli heyecan verici bir gelişme olacak. Evet, şimdi ben o ekran, bu ekran, şu derken zamanı da fark edemedim ama size son bir resim göstererek bu resim kısmını bırakacağım. Sonra sorulara göre tahtadan bir şeyler de yapabiliriz. O da geçenlerde tamamladığımız COBIT'te, kuantum optiği bilişimi toplantımızda, kapanış konuşmasında andığımız bir söz. Landau'ya ait, meşhur. Yani Landau, Lifshitz'in Landau, Lev Davidovich Landau. Bu bir şey, naçizane tercüme, Rusçadan İngilizceye olan tercümenin Türkçe'ye artık ne kadar olmuştur bilmiyorum. Çok zor zamanlardan geçtiğimiz türünden konuşmalar, yalnızca korkumuzu ve tembelliğimizi haklı çıkarmak için kurnazca bir yol. Yani şey vardır ya, ya işte şudur, bunu sadece bugün korona, COVID için düşünmeyin. Ya bizim burası böyle. Bizim şartlarımız şöyle, ben böyleyim, benim hocam şöyle, bizim imkanlarımız böyle konuşmalarına gerçekten bir anlamda entelektüel bir tokat gibi cevap. Landau belki biliyorsunuz Bakü doğumludur. Annesi öğretmen bir okulda, Bakü'de bir şeyde, spor salonunda doğuyor. Ondan sonra yaşam onu oradan oraya, oradan oraya ve Doğu bloğundaki efsanevi bir teorik fizikçi haline getiriyor. Bu arada başka kaynaktan doğrulayamadım ama çok zor ulaşılıyor bu Rus bilgi kaynaklarına. Bildiğim kadarıyla kendi adına, Landau adına açılmış bir restoran var. Şeyde, sanıyorum Moskova'da. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi herhalde sorulara dönebiliriz. Şunu kapatsam belki daha güzel birbirimizi görürüz. Gerekirse ben kapıyı, tahtayı veya şeyi açabilirim. Tekrar sunumu. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Yani daha sorularımız kesin olacak. Şimdi eminim birçok izleyicimizin aklı başından gitmiştir. Nasıl yani gelecekle geçmiş arasında. Hatta bu konuya en çok meraklanan kesin Şafak hocamız olmuştur, biliyorsunuz. Yakında tanışmıştınız. Evet, tabii. Sizi bir ara mutlaka bir araya getirip ben bizim ekipten kimse karışmadan bunu bir tartışmanızı çok isteriz. Çünkü Şafak hocada aslında zaman diye bir şey yok. Onu biz uyduruyoruz. Uyduruyoruz demiyor tabii o. Ben şimdi öyle diyorum. Zaman üzerinde tartışmak gerekir ve bunu sizin de orada bulunduğunuz bir ortamda yapmak isteriz. Sorular var mı bilmiyorum, onu şimdi birazdan aktarırlar. Bir yorum olmuş, pardon Gülden'cim. Ben de ondan bahsedecektim. Feza Gürsey'in Dirağ'ın öğrencisi olmadığıyla ilgiliydi. Hemen bir açıp Yılmaz Akyıldız Hoca'nın bir yorumudur ki o da meşhur bir ya da en azından bilenlerin tanıdığı. Yani doktor hocası Dirağ diye biliyorum, yanlış mı biliyorum bunu? Behram Kurşunoğlu'nun doktor hocası Dirak'tı. Yani ondan sonra da Miami'de hatta bununla ilgili kitap yazan Ali hocamızın, Ali Alpar'ın kızı Zeynep Alpar bu konuda bir kitap da yazdı. İş Bankası yayınlanmıştır diyor. Hı. Ve mutlaka tavsiye ederim diyor. Hı. Yani hani Dirak'ın öğrencisi değilmiş Feza Gürsey. Benim de hatırladığım Feza Gürsey'in Heisenberg'le bir ortak çalışması olmuş olması lazım. Aklımda böyle bir şey kalmıştı. Hı hı. Ama tabii çok şey değil. Bu arada Onur, sizin de öğrendiğiniz olduğunu da bildiğim için Onur Pusuluk şöyle bir soru sormuş. Hı hı. Sizce süper determinizm mi? Ya Vildancığım sen okumuşsun. Benim gözüm görmüyor.
Hocam sizin anlatış stilinize uygun bir kelime seçerek de sormuş. Olduğu gibi aktarıyorum. Sizce süper determinizmi tek zamanlı kuantum fiziğinden iki zamanlı kuantum fiziğine taşıyınca biz hür iradeli insanlara verdiği rahatsızlık biraz azalmıyor mu? Aslında iki zamanlı kuantum mekaniği, yani iki zamanda durum vektörünü aldığımız zaman şey yapıyoruz. O 1 bölü 2 bu, 1 bölü 2 bu kısmını aradan kaldırmış oluyoruz bir yandan. Ya da şöyle diyelim, yani şey çok benziyor, klasik mekanikte konum yeterli değil, konum ve hızı vermek gerekiyor. Kuantum mekaniğinde gözüken o ki, eğer biz belli bir anda dalga fonksiyonunu konuşmak yerine aralıkları, yani bir aralığın başında ve sonundaki dalga fonksiyonunu ya da vektörleri verirsek bu işi hallediyoruz. O aynı dalga fonksiyonunun farklı sonuçlar vermesi probleminden kurtuluyoruz. Şimdi süper determinizmde şey var, yani o gözlemcinin ölçülecek şeyin de belirlenmiş olması var. Biraz daha kuvvetli herhalde. Yani çünkü iki zamanlı kuantum mekaniğinde veya zaman simetrik kuantum mekaniğinde halen o gözlemcinin ne ölçeceği serbestisi var. Süper determinizmde tabii ki çeşitleri var, vardır, olacaktır daha fazla şeyleri de, ama galiba o biraz daha kaderci. Yani kaderciden kastım siz insanlar öyle bir şeylere karar veriyoruz diye o kadar mutlu olmayın. Ama bir yandan da aslında karar veriyorsunuz, üzülmeyin gibi böyle iki taraflı bir şey. O da belirsizlik ilkesi sayesinde bundan kurtarıyor. Ama bu tür şeylerde, yorumlamalarda gerçekten ölçülebilir tahminlerde bulunmak çok önemli. O yüzden retrokozal, geçmişe dönük dediğimiz zamanda geriye dönük kuantum mekaniği yorumlamalarında iki zamanlı kuantum mekaniği zayıf ölçümler ve zayıf değerler nedeniyle çok özel bir yere koymak lazım. Çünkü tahmin edilebilir, ölçülebilir şeyler de yapıyor diğerlerinden farklı olarak. Bir de hocam benim konuşma esnasında aklıma gelen bir şey olmuştu. Şimdi biz zamanda geriye gitmenin olmadığını birçok şekilde kanıtlayabiliyoruz. Ama mesela aynı bir filmi izler gibi filmi geriye sarma ritüelini yaşadığımız herhangi bir şeyde yapabiliyor olsaydık, o zaman zamanda geriye gidebildiğimizi düşünecek miydik mesela? Birkaç sorun daha gelecek akabinde. Yani şeyi ayırt edelim. Yani entropik, makroskopik zamanda geriye gitme ile temel denklemlerimizdeki olayı. Çünkü bu klasik mekanikte de var. Yani o hani parfüm örneğinde. Örneği gibi. Şimdi rastgele olaylar karşısında baktığımızda ilk şartlara bağlı olarak bir entropik zaman yönü oluyor. Ona mecburuz. Zaten bizi ilgilendiren de o. Yani insanları bence ilgilendiren doğmak ve ölmek. Gerisi ayrıntı. Şimdi teferruat. Ama şimdi temel denklemlerimize baktığımızda bunu görmüyoruz. Klasikte de kuantumda da. Yalnız kuantumda şöyle bir şey vardı. Yeni olan, yani 64, ABL, Arnold, Bergman, Lebovitz teorisi diye üstünde durma sebebi o. Zaman evrimi, Schrödinger denklemi zaman tersidir. Tıpkı Newton denklemi gibi. Ama kuantum mekaniğinde bir şey daha var. Ölçme. Yani Born kuralı. Dalga fonksiyonunun çökmesi. İşte ABL teorisi oradaki zaman tersinirliğini ortaya koyuyor. Ve bu genelde bir kısım bazı hani fizikçilerin biraz tuğkaka gibi bir kere, yani ölçmenin ne anlamı var? İşte şey, biz hesaplarız. Dalga fonksiyonunu, işte alan field teori vesaire şunu yaparız. Sanki o insana, gözlemciye bak. Hayır. Ölçme
işin çok temelinde olan bir şey. İnsanla, gözlemciyle, laboratuvarla ilgili bir şey değil. Bir atom, bir katının varlığı, evrenin varlığı, bir süper iletkenin süper iletmesi, nötron yıldızının varlığı için oraya birinin gidip gözlem yapması, çöktürmesi gerekmiyor. O makroskobik bir dalga fonksiyonu isterseniz. Sistem neden onu seçiyor? Soru bu. Yani ölçme için ölçme aleti, bilinç, gözlemci bunu lütfen şey yapmayan. İlk yıllarında kuantum mekaniğinin o kadar büyük zorluklar yaşıyorlar ki hani bizim şey cumhuriyetin kurulması gibi ne şartlar altında bunu yapıyorlar ve bir takım aksiyonlar, fikirler, zihin jimnastikleri yapıyorlar. Ama bugün yani böyle bakmıyoruz artık buna. Bunu sadece bir teknolojik devrim oluyor gibi düşünmeyin. Onun beraberinde biz de böyle işte kenarlardan nemalanıyoruz. Temel fizikte bazı gelişmeler oluyor. Çünkü deneyler çok hassaslaştı. Bugün hiç konuşmadık. Örneğin şey gravitasyonel alanda. Yani genel göreceli bir takım böyle yaklaşımlar var. Atom saatleri çok duyarlı. Acaba onların süperpozisyon halinde olması durumunda hangi teoriyi tercih etmeliyiz türü deneylere çok yakınız. Yani bir mertebe filan belki ötede. Yakında bu konuda da bazı haberler duyabileceğimizi umuyorum. Sıcak konulara girmişken hocam aklımda onu da sormak istiyorum. Sizin şu sıralarda güncel olarak ilgilendiğiniz bu konudaki problemler hakkında belki bir şeyler söylemek istersiniz. Yani şey diyebilirim, bu zayıf ölçme, zayıf değerler, o şekiller, veri açısı biraz aslında onunla ilgiliydi. Yani birkaç gün ya da hafta önceki bir çalışma bu. Veri şey zayıf değerin kompleks bir sayı bu. Gerçel, reel kısmıyla sanal kısmı genelde ayırt edilir. Gerçel kısmı laboratuvarda ölçtüğümüz şeydir. O hani spin 1 bölü 2 değil de mesela 100 çıkabiliyor. Aharonov-Weidman teorisi bunu söylüyor. Ama sanal kısmı var bu sayının. O nedir? Onunla ilgili değişik yorumlamalar var. O aslında Aharonov'un çok ilginç bir konuşması vardır. Belki görmüşsünüz YouTube'da. Gerçel kısmı yani zayıf değerin ibrenin ölçme aletinizin ibresinin nerede olacağını gösteriyor. Örneğin konumu ölçüyorsunuz. Konum burada, konum burada diye. Sanal kısmı da bu ibrenin momentumunu gösteriyor diyor. İnsanlar tabii böyle adam da zaten işte neredeyse 90 nasıl sallıyor falan değil. Çok güzel, çok doğru bir şey söylüyor. Çünkü konjüge değişkenler bunlar. Bu bahsettiğim çalışmada ama bu konuyla ilgili yani şu an arşivde olan bir çalışma henüz kaderini bilmiyorum dergideki bakmadım ama şeyinle ilgili. Buna gerçel ve sanal kısmı değil de polar koordinatlarda baktığımızda büyüklüğü ve açısına bakarsak açı çok bildiğimiz bir şeyin aynısı çıkıyor. Veri açısıyla aynı çıkıyor. Bu yani benim bildiğim kadarıyla daha önce çok veya vurgulanmamış bilmiyorum. Yani belki bir yerde birileri düşünmüştür ama ben en azından rastlamadım bir gözlem. Bu önemli bir konu diye düşünüyorum. Bir de tabii bu zaman simetrik diğer olaylara baktığımızda yani antimaddenin zamanda geri giden madde olması ile bu konu arasında çok ilginç benzerlikler var. Yani şu an çok somutlaşmadığı için fazla bir şey söyleyemiyorum ama bunlar ilgi alanlarımız. Arkadaşım Güneş'e dönmek istiyorum. Güneş, Zafer Hoca'ya sormak istediğin bir soru var mı? Ben yine Onur Pusoğlu'nun sorusunu aktaracağım. Yeni bir soru sordum. Demiş ki, başlangıçta paylaşılan kuantum ilintiler ısının soğuktan sıcağa tersine akmasına sebep olabiliyor. Sizce bu olguyu entropik zaman okunun tersine dönmesi olarak yorumlayabilir miyiz? Isı yönü yani tabii onu şeyle ayar yani ikisi birbirle denk şeyler. Isının yönü, entropinin yönü. Yorumlamak açısından bakıldığında yani evet tabii ki yani entropinin
tersi yönü ama o gösterdiğimiz resimdeki olay, oradaki entropi bizim için önemi seçim, bilinç. Yani şimdi hür irade deyince böyle çok genelde işte psikolojinin, felsefenin şey anlamda söylemiyorum. Birçok fizikçi maalesef bunlara mesafeli yaklaşıyor. Onun somutlaştırılmış hali. Yani bu artık fizik problemi. Entropi artıyor, entropi azalıyor. İkisini birbirine dolaştırdık. Hadi bakalım seçim yasaları koyalım. Super selection dediğimiz süper seçim yasaları. Bunlar var ve ne zaman sıkışsak, hani bu şey örtülü ödeneğidir fiziğin veya kuantum alanı. İşte gideriz, artı yükle eksi yük şey yapmaz. İspatınız olabilir. Mesela Wigner'ın öyle bir ispatı var. İşte şey, eğer tam spinde, yarım spin veya farklı yükleri bir araya getirirseniz bunun bir çelişki yaptığını. Ama çelişki ile ispat her zaman şey değildir. En güzel, en hoş ispat değildir. Bir şeyi anlatmama müsaade edin. Bir ODTÜ yıllarım, işte o zamanlar program, müfredat çok uygun. Az zorunlu dersimiz var. Biz de kalan tüm derslerimizi matematikten alabiliyoruz. Ben de öyle yaptım. İşte Tosun hocanızı rahmetli orada tanıdım. Analiz derslerini aldım. İşte topoloji vesaire. O sırada Tosun hoca TÜBİTAK bilim ödülünü almıştı. Ben gittiğim sene yıllarda yoktu artık. Emekli olmuştu sanıyorum. Cahit Bey, Cahit Arf. Benim ders aldım hocam da, Şafak hocamız o sırada, Şafak Alpay bu, başka Şafak. Dedi, yani Tosun hocanın ödül konuşması var, işte bir gel filan. Amfiye toplandık matematik bölümünde, en önde şey var, Cahit Af var. Tosun hocanız bir karşı örnek bulmuştu analizde, işte bir şeye karşılık, bakın hani öyle olmadığını biliyorsunuz, ona bir örnek bulsun, bu önemli bir çalışma. Onu anlattı. Sonra Cahit hoca dedi. Ya dedi, bu karşı örnek lafını ben bu tür şeyleri çok sevmiyorum. Hani peki o zaman buradan işte cebrik bir indirgemeyle şartlar nedir onu bulabilir miyiz? Mesela A ve B bir şey gerektiriyor. Siz onun öyle olmadığını görüyorsunuz. O zaman ne koymalıyız ki böyle olsun? İşin zorunu, en zorunu soruyor Cahit Hoca. Şimdi burada biraz şey var. Yani onların bunu gerektirmediğini biliyorsunuz ama ne ona denk olur? Zor sorular bunlar. Elbette hepimiz bunları yapmak isteriz. Biraz daha fazla anlamamız gerekiyor diyorum herhalde. Yani daha ilerisini söylemek çok kolay değil. Ama matematikte de böyle, fizikte de sorun. Yani matematikte şartlarımızı biliyoruz. Yani elimiz, laboratuvarımız belirli beynimizde. Fizikte beklenmedik bazı gözlemlerle karşılaşabiliyoruz. Yani deneyden gelen veya hiç beklemediğimiz başka şeyler olabiliyor. O yüzden yani farklı zorluklar değil. İkisine çok karşılaşmak doğru değil sanıyorum. Hocam sizin bir sorunuz var mıydı? Gene ta ne kadar oldu bakayım? 30 sene, o aşağı yukarı 20 sene diyelim önceki gibi gene ağzım bir karış açık. Hocamı hayranlıkla seyrettim. Tabii ki birçok daha sorumuz var ama bir yandan da saati de göz önünde bulundurmamız lazım. Zafer Hoca'yı da daha fazla yormayalım. Var tabii. Yani zaman operatörü olmadan biz kuantum mekaniğini nasıl yazıyoruz onu hala anlamış değilim ben de. Belki de ben hiç anlamıyorum ondandır. Hocam ta en başından beridir bir kere Gök Abad'ın en büyük destekçisi, hatta parçasısınız yani. Biz aslında Gökova'da buluşmadan önce de zannediyorum 2005'li 2006'lı yıllarda işte hocam iyi insanların bir yerde olup bilim yapması gereken bir yer bulabilsek dedim de ya Fiçim işte şurası olabilir, işte orası olmaz o zaman şöyle bir yerde olabilir diye çok uzun konuştuğumuz zamanlar olmuştu. Ve her zaman gönülden bizi destekleyen, gecenin bu saatine kadar belki de yorgun olduğu bir günde bize zaman ayırdığı için Zafer Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Hem kendim hem ekip arkadaşlarım hem de izleyiciler arasında. Ben çok teşekkür ederim. Burada olmak, sizlerle olmak çok güzel. Şeyi de bu arada söyleyeyim. COVID konuşması deyip bir onun Türkçe tercümesini göstermiştim. Landau'nun lafı. Landau'nun bir de
Bu tabii Azeri Türkçesi, hoşbetlik formülü, hoşbetlik nazariyesi diye bir formülü var. Duydunuz mu bilmiyorum. Hoşbetlik mutluluk demek. Hoşbetlik eşittir. İş, yani yaptığınız işi sevmek. Aşk diyor, sevgi artı. Üçüncüsü de iletişim. Ve orada ben bu tür etkinliklerin gerçekten yine Landau'nun dediği gibi bir iletişim çok önemli bir şey. Yani ve bunu söyleyen Landau gibi bir deha. Konuşmak ve özellikle de güncel problemler konusunda birbirimizi haberdar etmek, iletişim çok önemli. Bu dönem, yani şu yaptığımız iletişim, şu elektronik ekran karşısında olan iletişim aslında belki de biraz bardağı dolu tarafından bakmamızı gerektiren bir şey. Bugün de bu arada büyük kapanmanın ilk saatleri evet. Bu zamanda bu şekilde iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Zafer Hocam size. Sabancı Üniversitesi'nden Zafer Hocam'ı bu akşam ağırladık. Sevgili izleyicilerimizden Yılmaz Bey'in değerli katkıları oldu. İzleyenler bu katkıları YouTube kanalı üzerinden görebilirler. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Gökabat Yavaş Bilim Sohbetlerinin 15.sinde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.